Haziran'da 5 yıl bu çiftçinin hakları korunacak dendi. Çiftçi de kantarları, şimdi özel sektörü geçtikten sonra kantarları aşmayacağız dediler. Tabi kantar olmayınca da bazı sıkıntılar var, nakliye sıkıntısı var, kamyon bulamama sıkıntısı var. Biraz da geç açıldı kantarla. Tabi bunlar hepsi yoğunlaşınca büyük bir sorun olmaya başladı. Şimdi bu tarlaların bir an önce boşalması lazım, pancarın teslim olması lazım, önümüz kışa gidiyor. Bunlar bir sorun oldu. Ancak biz oda olarak gerekli zaten görüşmeleri yapıyorduk. En son görüşmelerimizde ay sonunda, Kasım'ın birinde gibi yetiştirebilirse kantarların hepsi de açılacak. Bu yönde haklı. Yani 5 yıl haklan korunacak denince, şimdi çiftçi kimle yaptı sözleşmeyi? Türk Şeker'le yaptı. Daha sonra el değiştirdi. El değiştirince aynı hakların devam etmesi lazım. Önümüzdeki sene el değiştirdiği için o el değiştiren firma ben şunları şunları yapacağım diyecek. Çiftçinin işine gelirse de ekecek. Geçen sene 235 liradan eski parayla açıklanan %10 enflasyona göre açıklanan pancar şu anda kurtulamaz. En az çiftçinin maliyeti, biz hesabını yaptık, 300 kuruşun altında eğer çiftçi bu pancar parasını alırsa bu çiftçi zarar eder yine. O zaman şekerde de ülke genelinde bir sorun olur. Ekmez bu çiftçi. Nakliyeci de sorun. Bulamıyoruz şimdi. Hadi kamyon yok. Biz o yüzden diyoruz kantarları açın kardeşim de, hiç olmasa kantara teslim edelim diyoruz. O zaman şeker firması kamyonlarını ayarlasın, göndersin, biz sökeriz, onda da sıkıntı yok. Bizim de para kazanacak duruma getirilmesi lazım. Biz para kazanamazsak biz toprağı terk etmeye başladık çünkü. Bu asıl büyük sıkıntı olacak ileride. Biz zor şartlarda pancar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun tesellimi konusunda ve şeysi de, teslimi de, fabrikaya göndermesi de çok zor oluyor. Kamyon buluyoruz, hava şartları uygun değil. Hava şartları uygun oluyor, kamyon bulamıyoruz. Pancarımı şu anda ben köy meydanına silo yapmaktayım. Geçen yıl bu tarihlerde pancarımı bitirmiştim. Bu fiyatlarda bizi kurtarmıyor. En az 28-30 kuruş olması lazım ki çiftçi girdilerine karşı bunu biz para kazanıp. Gübre ve mazotumuzun çok pahalı olduğundan hiçbir şekilde bu şartlarda üretim yapsak dahi para kazanamayız. Ben dahil bütün arkadaşlarımdan yeni yıla pancar ekmeyi düşünmüyoruz. Tarladan çayıra çıkarıyoruz, silo yapıyoruz. Masraf hat kasına varıyor. Verimli olan taban fiyatı zaten düşük. Şeker oranları düşük. Şimdi bugün kamyona sarıp gönderiyoruz. Şeker oranları 11, 12, 13 geliyor. Ya mecburen dökmek zorundayız. Kantarlar açık değil. Fabrikaya kamyon vermiyorlar. Ben ayın 15'inden beri kamyon bekliyorum. Sıraya yazıldım oraya sıraya. Ayın 20'sinde 20'sinde verilecek deniyor. Hani nerede? Fire vereceğiz. Çürüyecek. Çürüyecek mancağı burada. Çürüyecek. Eksilecek yani mancağı. Alternatifimiz yok. Mecburen buradan tarladan çıkarmak zorundayız. Çünkü yerine ekin ekeceğiz. Tamam beni. Madem sen ısmarlarsın değil mi? Ismarlarım lan. Fotoğraf çekiliyor. Hem yıkıyorum hem topluyorum ben. Hadi Osman hadi. Bunun zorluğu ben 60 senedir böyle bir şeye görmem daha, ilk defa görüyorum. Rezillik.